Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği iftar programına katıldı. Akşener'in mermi kovanı fırlatmasını millete ve demokrasiye saygısızlık olarak değerlendiren Bahçeli, Kandil Dağı'nı Tanrı Dağı zanneden, Kürşad'ı teröristlerle karıştıran kötürüm siyaset zihniyetleri elbette mazimizin ihtişam ve itibarını bilemez, bilse dahi telaffuz edecek cesareti gösteremez. Bu zihniyet sahiplerinin meclis grup kürsüsünde çıldırmış gibi sağa sola mermi kovanı atmaları evvela millete ve demokrasiye saygısızlıktır. Ayrıca bağıra çağıra mermi fırlatmak, çaresizlik içinde kıvranan, köşeye sıkışan, çıkmaz sokaklara düşen, kaostan yemlenmek için sıraya giren bir çarpıklıktır. Vatan ve millet düşmanlarıyla aynı karede poz verip, ittifak kuranların Türklüğün muhteşem geçmişinden örnekler vermesi sadece bir aldatma, sadece bir istismar, sadece bir hezeyandır. Mete Han'dan Alparslan'a, Atilla'dan Osman Gazi'ye, Fatih'ten Mustafa Kemal'e uzanan muzaffer ve müstesna isimlerin, Türk'ün dünya üzerindeki zafer tuğunu kaldıran kahramanlar olduğunu vurgulayan Bahçeli, bizim yolumuzu bu kahramanlar aydınlatırken, zilletin yolunu merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın dediği gibi dalkavuklar aralamaktadır dedi. Bahçeli, yeni yüzyıl, yeni hayat ve yeni Türkiye'nin bu kapsamda hayallerin gerçeğe dönüşünü sağlayacağını ifade ederek, Türk milletine düşmanlıkta birleşenlerin sonunun her zaman hezimet ve hüsran olacağını kaydetti. Dünyayı anlayacak geniş bir vizyon, Türklüğün yaşadığı her yere ulaşacak berrak bir bakış, Türk-İslam coğrafyasının ruhuna işlemiş irfan dolu bir idrakle Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı lider ülke Türkiye'yi kuracaktır. Ümidim, beklentim budur ve sizlere güvenim sonsuzdur. Duruşunuzla, duygularınızla ve diyaloglarınızla ülkücülüğü layıkıyla sahipleniyor ve fikrinizle yüceliyorsunuz. Türk milletinin çağları aşıp gelen mesajlarını bağrınıza basıyor ve onunla bütünleşiyorsunuz. Bu mesajda Bilge Kağan'ın, Tonyuk'un, Çağrı ve Tuğrul Beylerin, tüm Türk yurtluklarının daveti vardır. Bu mesajın özünde Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye, Akşemseddin'in Fatih'e hayır duası vardır. Bu mesajın sayfalarında İbn Sina'nın şifası, İbn Rüşd'ün aklı, Gazali'nin teslimiyeti, Ali Kuşçu'nun dehası, Ulu Bey'in misyonu vardır. Bu mesajın ana fikrinde Ahmet Yesevi'nin hikmeti, Mevlana'nın sebahı, Kaşgarlı Mahmud'un seslenişi, Yusuf Hacib'in öğüdü vardır. Bu mesajın kaynağında Dede Korkut'un nasihatı, Yunus'un aşkı, Karacaoğlan'ın sazı, Pir Sultan'ın gözyaşı, İdri'nin sanatı, Hafız Post'un güftesi, Dede Efendi'nin bestesi, Baki'nin beyitleri vardır. Taşıdığınız mesajda ecdadımızın aziz hatıraları, meydanlardaki naraları, kıtalara Türk mührünü vuran kararlılığı vardır. Çanakkale'nin geçilemeyeceğini en iyi bilen sizlersiniz. Akdeniz'e uzanan cesareti, düşmanı denize süpürüp gözü pekliliği en iyi anlayan sizlersiniz. Malazgirt'i, Kosova'yı, Niğbolu'yu, Mercidabık'ı, Muaç'ı, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı, Beşparmak Dağları'nı hakkıyla sahiplenen sizlersiniz. Çünkü siz milliyetçi, ülkücü hareketsiniz. Çünkü siz dava ve gönül neferlerisiniz. Allah'tan gayrısına kulluğu reddeden, secdeden başka hiçbir yerde eğilmeyen bir imanın mensuplarısınız. Türk milletinin ülküsünü temsil eden kutlu bir davanın fedakar erlerisiniz. Ölüm karşısında geri adım atmayan bu çağın serdengeçlerisiniz. Ankara site yurdunda şerefsiz ellerce kurşunlanan ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran'dan 12 Eylül zalimliğinin cinayetine kurban giden Mustafa Pehlivanoğlu'na kadar bir sevdanın, bir mukaddemesi kanla yazılmış bir destanın taraftarısınız.
diz kapakları matkapla delinip ayakları jiletle kesilen ve sonra da ciğerleri pompayla şişirilip pencereden atılarak şehit edilen Ertuğrul Dursun Önkuzu'nun dava arkadaşlarısınız.